Sony Center özel bölümümüzde Sony'nin Nex ailesinin en yeni üyesi Nex 6'yı inceliyoruz. Ufak gövdesinde bulunan büyük APS-C algılayıcı, klasik Sony fotoğraf ve video kalitesini devam ettiriyor. Nex 6, çektiğiniz fotoğrafları anında paylaşma özelliğine de sahip. Teknoseyir'den merhabalar. Sony özel programımıza devam ediyoruz. Bu bölümdeki konumuz Nex 6. Uzun zamanda bu inceleme bekleniyordu bizden. Sebebi aslında çok iyi bir noktaya yerleşiyor değil mi? Nex 7 ile Nex 5 arasında. Valla ideal Nex'e çok yakın bir makine bu. Bir sürü Nex var biliyorsun. Nex 6 o kadar iyi ki yani herkesin, bütün Nex'lerin en iyi özelliklerini bünyesinde toplamış bir makine. Evet. Ama hala ideal Nex mi dersen değil, onlardan da bahsedeceğiz ama çok yakın. Evet. Şimdi istersen ufak temel özelliklerden başlayalım, sonra üzerine konuşmaya devam edelim. Bir defa şöyle söylemek lazım. Mesela burada Nex 7'miz de var bizim. Hı hı. Nex 7 en uç noktaydı Sony'deki 24 megapiksel versiyondu. Artı şurada üstünde de gördüğün gibi dual tekerlekle, yani çift tekerlekle ekstradan bir konfor sunuyordu sana. Hı hı. Bütün Nex'lerin her özelliği bunda toplanmıştı. Bir şey eksikti. Uygulama bunda yok. Ve dokunmatik ekran da yok. Bunda sadece 24 megapiksel algılayıcı ve kullanım konforu var. İşte harici ses girişi vardı. Harici ses girişi. Şu evet. Vesaire. Şimdi burada işler biraz daha değişti. Şimdi bu makine Nex 5 R'ın uygulamasını alıyor. Uygulama desteğini, yani uygulama kurabiliyorsun içine. Bağlanabilirliğini, yani Wi-Fi'ni alıyor. Fotoğraflarını aktarabiliyorsun. Aynı zamanda Nex 7'nin de bir kısım konforunu alıyor. Mesela elektronik bakacı var, işte universal hat şusu var, o çok önemli. Yani sen istersen Sony aksesuara takabilirsin, istersen başka bir şey takabilirsin. Artı, tamam bunda dual tekerlek olmayabilir ama kendisi şu mod kadranın altında bir de ayar tekeri sunuyor ve o ayar tekerini kullanmak çok, yani zaten parmağının doğal gittiği yer olduğu için çok kolay. Şundan bahsediyorsun. Evet, üstünde entegre flaşı var. Yani bir makinede olması gerektiğini isteyeceğimiz her şey Nex 6'da var. 16 megapiksele geri dönüyor burada Sony. 24'ten ama bu hiç kötü bir şey değil. Çünkü Nex 7 ISO konusunda 16 megapiksellere göre biraz daha altta kalıyordu başarım olarak. Bu 16 bizim yani en sevdiğimiz şu anki yani sensör boyutuna nokta. Göre doğru evet. Çözünürlük bu diyebiliriz. Evet. BIOS işlemcisi var. ISO 25600'ü destekliyor. 1/4000 perde hızı var. 10 FPS seri çekim hızlı çekimi var seri. Wi-Fi ve uygulamaları söyledik. 1080p videosu var. 50 kare çekiyor. 50p çekiyor evet. Harici mikrofon yok. Yani HDMI mikrofonu takamazsın. Nex 7'de görüyorduk bunu. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Nex 6'da göremiyoruz. Dönebilir 3 inç ekranı var. Evet. Bunlar ve tabii ki arkasında manuel ayarları yapmak için gerekli her şey var. Evet. Murat aslında 2 tane mod tekerleği var diyebiliriz. Yani tekerlek tabii, tabii, ayar mod tekerlek. Ama işte Nex 7'de, 7'de üstte atanmıştı. 3 taneydi. Evet. Baş parmağımla şöyle ikisini kullanabiliyordum. Bir yine arkasındaki vardı. Orada baş parmağım. Ama şöyle iki zaten 2 tekerlek bize yetiyor. Evet. Ve ayarları genelde baş parmağına denk gelen ayardan yapacaksın. Şimdi dahili flash da var. Dahili flashı da var. Önceden aksesuar olarak kutu içerisinden çıkıyordu. Evet. Tabii. Nex 7'de de vardı. Bak Nex 7'nin birçok özelliğini şu an Nex 6'da görüyorsun. Evet. O açıdan çok güzel. Baktığın zaman gövde olarak karşılaştırdığında da... Benziyor. Benziyor, çok benziyor. Küçük hala. Evet. Güzel tarafı o. Şimdi tabii ki de biraz paylaşımdan söz etmek lazım. Şimdi Nex 5 R'de paylaşımı gördük. Bir de dokunmatik paneli gördük, ekranı gördük arkada. Bunda dokunmatik yok. Öncelikle bu ürünün hani neden ideal Nex değil diyorum ya. Sebebi bu aslında. Dokunmatik ekran olmaması. Maalesef kesmişler bu modelden. Ve şöyle bir zararı var. Sen şimdi paylaşım için bir sürü ne gireceksin? Şifre gireceksin değil mi? Hı hı. Kullanıcı adı ve şifre. Hele bir de uzunsa. Onu artık dokunmatik panelden giremiyorsun. Ne yapıyorsun? Klavyeden tek tek seçiyorsun. Bu çok zor bir iş. O yüzden işi uzatıyor. Kurulumu uzatıyor. Bir kere kurulumdan sonra Allah'tan bir daha uğraşmıyorsun bunlarla. Ama ilk başta kurulumu uzatıyor. Evet. Kesinlikle olması gereken bir şey. Artık yani bir fotoğraf makinesinde akıllı özellikler varsa kesinlikle dokunmatik paneli olacak ve sanal klavyesi dolayısıyla. Sanal klavye demişken bir klavyesi var ama uygulama olarak daha iyisini download edebiliyorsun Sony'den. Hı hı. Onu da söyleyelim. Şu anda Play Memories esas bunun paylaşım yazılımı ve uygulamalar henüz tamamıyla Türkiye'ye açık değil. Türkçe desteği yok. Hı hı. İleride olacaktır ama şu anda yok. O da şöyle bir zarara sebebiyet veriyor. Şimdi PSN hesabı alacaksın. PlayStation Network. Ya da Sony Entertainment Network oldu ya artık. Bunu alırken Amerika hesabı olarak al. Yani bu kameraya özel al. Yani bir tane belki elinde PlayStation olabilir. Orada Türkiye hesabı kullanıyorsundur. Onu kullanma bunda. Git Amerikan hesabı aç. Zaten bedava biliyorsun. Evet. O zaman bütün kısıtlamaların kalkıyor. Kullanıyorsun.
uygulama Nex6'nın şu an için zayıf karnı. Çünkü çok fazla uygulaması yok ve zaten olsa da hani onu depolayacak böyle megabaytlarca hafızası da yok. Evet. Dolayısıyla şu an bir de Sony uygulamaları parayla satıyor ve 10 dolara kadar da para isteyebiliyor. Bir de uygulamalarda paylaşım tarafında mesela Facebook var ama Twitter yok. Bunun gibi eksiklikleri var. Arayüzü çok böyle olması gereken düzeyde değil. Ama bizi ilgilendiren kısım şu, hani Wi-Fi olduğu için sonuçta bağlantını kur. Bu bahsettiğimiz hepsi ama yazılım tarafıyla alakalı. Evet, yani yazılım derken paylaşım özelliğiyle alakalı konuşuyoruz. Yarın güncellenebilir. O kadar evet. Söylüyorum. Ama bizim için önemli olan Wi-Fi çalışıyor mu? Fotoğraf aktarıyor mu? Evet aktarıyor. Hiç sorun yok. Evet. Şeye geri dönelim. Yani klasik Sony menülerine geri dönecek olursak bizim Next serisinde gördüğümüz klasik menü yapısı Next. Burada tamamen korunmuş. Hatta illaki şu tekerlekten de yani tekerlekten ayarlıyorsun mod seçimini. İstersen mesela işte benim en çok hoşuma giden Next 5'te en çok kullandığım özelliklerden bir tanesi şuydu. Özelleştirebilir tuşlar. Tabii tuşları özelleştirebilirsin. 1, 2, 3 tane tuşu özelleştirebiliyorsun. Şimdi o açıdan zaten bir eksiği olması düşünülemez bu üst model sonuçta Next 5'in üst modeli evet. Ama bizi ilgilendiren esas kısım fotoğraf kalitesi, görüntü evet. Kalitesi. Şimdi ben bununla iki kere bir İngiltere'ye gittim. Bir de işte Adas turu yaptım. Hep yanıma bunu aldım. Hep söylüyorum bazen inanmıyorlar. Alfa 99 burada duruyor. Yani onu alıp giderim. Hiç sıkıntı yok. Ama hayır ikisine de bunu götürdüm. Ufacık çantaya sığıyor. Küçük çantada bir Next iki tane de lens sığdırdım ki bir tanesi 18-200 bir tanesi de şu üstündeki. Bu ayrıca değinmesi gereken bir lens. Evet. 10-18 muhteşem bir lens. Evet. Çoğu zaman da bunu kullandım zaten. Hı-hı. Örneklerde de görecekler. Geniş açıların tamamı buna ait neredeyse. Ürün yani bu anlamda hani taşıma anlamında çok rahat. Yani ben Alfa 99'u almayı aklımdan bile geçirmedim bu varken. Delilik çünkü evet. Yani bu oyununda bu sıcakta. Orada tabii de lens seçimi de orada önemliydi. Yani bu lens olduğu için sen biraz tabii canım. Seni cezbetti. Değil evet mi? Bu lens sayesinde oldu. Sony neyse ki lenslerinde de çok ilerleme kat ediyor. Üzerindeki lens çok başarılı. 16-50 ile geliyor normalde. Kit evet. Lenslerden bir tanesi. O da çok güzel bir lens. Ufak bir lens. Stabilizer da var. Optical steady shot diyor. Küçük. Evet. Ve 16-50 küçük bir lens. Evet. Tam Next gövdesine uygun bir lens ama tabii şuna baktığın zaman bu biraz büyük kaçıyor fakat yine de şöyle de taşıdığın zaman hem taşıması kolay küçük bir çantada hem de boynunda elinde hiçbir ağırlık yapmıyor. Murat şimdi Next 6'yı Next 5 ile daha doğrusu Next 5 değil mi? Next 5N ve Next 5R diyelim evet. Buna. Veya Next 7 ile kıyasladığımız zaman aslında Next 6 ortada duruyor tam ama ortada. Rakamsal olarak. Fakat satın alırken de aslında mesela kullanıcıların belki Next 6'ya cezbettirecek yönleri de var. Ya bir defa işte ikisinin fiyat fiyat olarak ya fiyatı kenara koyarsan yani sonuçta şu aleti bir kere aldığın zaman hiçbir aksesuara neredeyse hiç ihtiyacın yok. Biliyorsun optik bakaç falan aksesuardı diğerlerinde. Evet. Burada üstünde var zaten. Flash da evet flash hayli satılıyor da üstünde var. Yani fiyatı da değerlendirirken hep bunu çünkü Sony'nin aksesuarları ucuz değil. Evet. Öyle düşünmek lazım. Bir de şu var hani arkada LCD'den bakarak çekmekle optik bakaçtan çekmek arasında neredeyse fark yok. Yani hatta optik bakaç hiçbir zaman güneşten etkilenmediği için evet, elektronik tamam, bakaç, tamam. Optik bakaç diyorum. Evet. OLED bakaç müthiş bir görüntü veriyor. Evet. Ve neredeyse arkadaki LCD'deki bütün kritik bilgileri orada gösteriyor. Evet, aynen öyle. Tüm bilgiler orada var. Şimdi ben çoğu zaman güneş altında kullandım. LCD'si çok iyi olmasına rağmen sonuçta güneş altında bir defa renkleri olduğu gibi göremiyorsun. Hani çektiğin şeyi görsen bile. Ama hemen elektronik vizöre geçiyorsun. Süper. Hiçbir şey yok. Artı evet. Elektronik vizöre geçtiğin zaman da LCD ekran kapanıyor. Oradan da bir de pil tasarrufu elde ediyorsun. Evet. Yani bu kesinlikle elektronik vizör çok önemli. Evet. İlk aynasız makine çıktığında burada en çok eleştirilen konulardan bir tanesi vizördü. Evet. Çünkü kaliteleri iyi değildi. Ama şu an çok güzel. Çok iyi. Murat bazı detaylar var mesela benim hoşuma giden şeylerden. Şimdi tüm Next ailesinde kullanılan piller aynı. Hı hı. Evet o çok hatta önemli. Hatta giriş seviyesi alfa DSLR'larda da aynı. Evet. Bellek kartı olarak işte memory stick SD kart ekstra kapasite kartları destekliyor. Next 5 serisine göre şey daha iyi gözüküyor. Tutuş daha iyi gözüküyor. Evet. Bunun haricinde baktığın zaman aslında Next 7'ye kapattığın zaman gözlerine böyle Next 7'ye benziyor biraz. Çok benziyor. Bence şu anda Next 7'den daha iyi bir tercih. Niye dersen çünkü Next 7'nin temel avantajı olan 24 megapiksel çoğu kişi için zaten gerektiğinden fazla büyük bir oran. Şu Next 7'nin dahili harici mikrofon desteği biraz orada stüdyo ortamında kullanılması evet, sağlıyor. Ama şunu da söyleyelim bak bizim işte mikrofonlarımız Sony mikrofonlar bunlara bağlı değil. Yani makinelerimiz alfalara falan bağlı değil. Doğru. Harici bir kayıt cihazına bağlı. Dolayısıyla doğru. Bundan video çekilmez falan filan öyle bir şey yok. Evet. Bundan çok güzel video çekilir. Doğru lens aldığın zaten. Zaman. Evet. Sesi dert etmesinler yani artık
hiç üstünde şey yok diye, harici giriş yok diye hiç dert etmesinler. Evet. Ayrı bir kayıt cihazı alıyorsun. Zaten o en güzel çözüm. Bunu doğru da söyleyelim profesyonellik için doğru açısından. Doğru. Video çekene de güzel çözüm. Fotoğraf isteyene de güzel çözüm. Ben çok beğendim. Ya video konusunda ben Nex 5 N kullanıyorum biliyorsun, evet, genelde biliyorum. Çekimlerde. Hava çekimlerinde. Hava çekimlerinde. Yani çok memnunuz. Nex 6 da hani bize orada bir şeyler katar mı onu denemek lazım. Hı hı. Yerde yaptığımız çekimlerde ben şeyi gördüm yani. Çok başarılı. O başarı devam ediyor. Evet. Sensör aynı olduğu için orada şey diyemiyorsun. Yani şu kadar fark oluştu diyemiyorsun. Tabii. Orada fark oluştu. Yani lens faktörü. Aynen öyle. Şimdi şöyle çok net bir şekilde söyleyebilirim. Yani bütün neredeyse şu anda bizim ofiste bütün Alfa ailesi duruyor. Evet. Hala da herhangi bir çekime gidecek olsam alacağım makine bu. Exact. Yani şey taşıma rahatlığı her şeyin neredeyse önüne geçiyor. Çünkü külfet haline geliyor koca koca gövdeler. Evet. Hem şey açısından, çünkü gövdeyi büyük zaten onu bir şeye koyacaksın. Bir de onun büyük lenslerini taşıyacaksın. Koca bir çantayla sen bir de yaz ortamında dolaşıyorsun. Yani hiç pratik değil. En güzel çözüm bence. Yani özellikle tam gövde bir DSLR'a ihtiyacı olmayan birine, özellikle ihtiyacı yoksa direkt yani ben bunu tavsiye ediyorum. Evet. Üzerindeki lense de Nex kullanıcılarının özellikle bakmasını 10-18, ben tavsiye ederim. 10-18 F4. F4 o da güzel. Daha çok onun tarafını kullandım. Enteresan bir şey söyleyeceğim sana. Ve bunda da şey var. OSS, Optical Steady Shot. Evet ve çok işime yarıyor. Geniş açıda genelde koymaz, evet, koymazlar firmalar, ama evet, bunda var. Nerede işe yaradı dersen video çekerken hemen fark ediyorsun varlığını. Evet. Orada çok etkili. Bu lens yani özellikle gezginlerin alması gereken bir lens. Özellikle de yapı görüntüleyeceksen, hı-hı, büyük manzara çekeceksen, bina çekeceksen direkt bu lens yani. Evet. Evet, Nex 6'yı tanıdık. Bir sonraki programda görüşmek üzere.